Ama anlatacaktı. Anlatacağım dedi, bana söyleyeceğim dedi. O gece eve girdiğini, kocanın bana saldırdığını. Söylemedim mi hiçbir şey? Anne, anlatmadı mı hiçbir şey? Kız, sen bu adam bana bir şey yapmadı dedin ya. Niye yine iftira atıyorsun sen adama şimdi? Anne yaptı. Sana okul hastanesinde yatma diye söylemedim. O gece de bana saldırdı. Annen evde, gel dedi. Ya. Seni koruyacağım diye ben delirdim anne, artık ben delirdim. Yeter ya, yeter, Allah kahretsin ya. Eylül, tamam, daha fazla konuşma şununla. Hadi gidelim canım. Dur, dur, dur. Çekip gidemez öyle hiçbir yere. Zehrini bana kusup gidemez. Eylül. Kızım tamam bak, ben boşanıyorum bu adamdan. Uzaklaştırma kararını da çıkardım. Tamam. Bu adam çok pislik bir adam. Allah'ın cezası. İğrenç bir herif bu. Ama ben bu dediğini kabul edemem Eylül. Bu dediğini edemem. Anne, ben nasıl kabul edeyim? Ya görmüyor musun? Görmüyor musun ne haldeyim? Perişan oldum anne. O gece Nazan Hanım da oradaymış. O da görmüş. Ya tek umudum onlaydı benim. Tek umudum onlaydı. Ama o da anlatmadı işte. O da anlatmadı. Allah kahretsin ki o da anlatmadı. Ya yeter artık. Bıktım ben artık. Bıktım. Kız, delirteceksin sen beni. Delirteceksin sen beni kız. Mahvettin sen beni. Mahvettin sen beni. Al, al bir canım var, onu da al, kurtulayım. Allah kahretsin sizi. Allah sizi kahretsin. Defolup gideceğim buradan. Asıl ben ölüp gideyim anne. Çünkü artık ben bıktım, bıktım yaşamaktan, bıktım. Bıktım ben artık, bıktım. Eylül, ağlama canım. Sana söz veriyorum. Annem her şeyi anlatacak, tamam mı? Anlatmak zorunda, söz. Anlatmadı Serkan. Anlatmadı işte. Cemre haklıydı. Senin annen iyilik falan yapmaz. Çünkü senin annen korkunç bir insan, anlıyor musun? Korkunç bir insan.